Evet, Elifçiğim, her şey için sana çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür bugün için. ederim. Çok teşekkürler. Şimdi hazırsan başlayalım Evet, artık, hazırım. puanlarımızı görelim. Şerifeciğim, senden Benden mi başlayalım. başlayalım? Önce Başlayalım sebepleri, aslında. ardından da puanı görelim. Şöyle söyleyeyim, evi çok boş geldi arkadaşımın bana. Salon olsun, yatak odası, mutfağı ve çeyizi. Ama misafirperverliği çok güzeldi. Kişiliğini de çok sevdim. Eve gelince de evet tabii ki çok saçma yorumlar da bulunmuştu bende. Ben de geldiğimde onun evine göre, onun evinde öyle yorumlarda bulundum. O yüzden ona bir puan belirledim. Diğer arkadaşlarımın da evine hitaben işte ortalama bir puan belirledim kafamda ve Evet. onu verdim. Peki, görelim Hazırım. puanını. Açabilir. Benim puanım 6. 5 ve 7 vermiştim arkadaşıma. İkisinin ortasını verdim çünkü arkadaşımın evi evet bir tık daha güzeldi. Hangi arkadaş? Gülhan arkadaşımın evi. Evet. Merve arkadaşımın evinde ben çok boğuldum. Çok fazla gözümü yordu. Ama bu evde evet eksikler vardı. Ama ben boğulmadım. Ve arkadaşımı da söylemek istiyorum. Arkadaşım evet bazı kişilerle yüz gözü oldu, kavga etti, tartıştı. Ama benimle kişisel olarak hiçbir sıkıntısı olmadı. Ama yorumlarda hiç boğulduğunu dile getirmemişti değil mi? Böyle bir şey Siz, hatırlamıyoruz. sen de getirdin. Doğrudur, bir şey diyemeyeceğim. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Evet tabii ki söylemek istiyorum. O için teşekkür ederim arkadaşıma. Hani bu puanı Puanın için. layık gördü, Evet. bunu verdi. Evet ben kaostan beslenen hiçbir zaman insan olmadım. Bu suratım benim hiçbir zaman düşmedi. Hani 30 yaş, 31 diyelim. 31 senelik tanıyan bütün arkadaşlarım benim hep güler yüzlü olduğumu söyler. Ki sizler de az çok bütün videolarımda, resimlerimde Gördük, evet. ve 4 gün boyunca bütün attığım kahkahalarda televizyondaki seyircilerimiz de bunu görecektir. Sadece etiket tepki diyelim. Kaostan beslenen arkadaşlarımız var mı? Tabii ki var. Etiket tepki diyeceğim herhangi bir şey yok. Kaostan beslenme ithamlarından tamamen bıkmış durumdayım. Kaosu bugün zaten kendisi yaşattı. Kaostan beslendiğimi düşünüyor ama kaostan beslenen kişinin kendisi olduğunu görmüş oldum. Kusura bakmasın herkes ama ben doğruları söyledim. Ben polemik yaratmadım, kavga da çıkartmadım. Karşımdakine de bağırarak bastırmaya da çalışmadım. Sessizce tatlı tatlı gereken laflarımı soktum. 6 sana göre yüksek bir puan mı? Ya herkesin kendine göre evi tabii ki dört dörtlüktür. Arkadaşım onu uygun görmüştür diyebileceğim herhangi bir şey yoktur. 6'yı uygun görmüş, 6 puanlık demek ona göre. Sen arkadaşına kaç puan verdin? 7, 8'e. 8 puan 8 vermişim. puan Evet. verdin. Evet. Gülhan. Ben mi açıyorum aslanım? Evet. Önce sebeplerini ama. Öncelikle zaten yorumlarımda belirttim Aslı Hanımcığım. Evet. Evini çok boş buldum. Evinin zevki bana göre değil kesinlikle. Eksiklerini hep bütün odalarda söyledim. Çeyizi bana yeterli gelmedi. Bir düzen göremedim o evinde. Sanki mobilya dükkanından almış getirmiş. Karmaşa geldi bana. O yüzden Mobilya puanımı. dükkanını aldık sen mobilyalarını. Ama Pazarına alınmadı. Kendinden bir şey katmamışsın arkadaşım. Kendimden bir şey kattım, zevklerimi kattım. Mobilyacı gelip evime Bir de çoğu yerleştirmedi. şeyleri kullanmadım pislenmesin diye sermedim falan dedi. Ben onu bir hani yakıştıramadım bu Pislenmesin programa. diye değil, hani pike takımımı Ben serdim. Pike sermesini takımımı ve bana sermeseydim, sergilemesini isterdim yatak aslanım. örtümü serseydim bu sefer Öyle. diyecektiniz ki pike takımı neden sermedin? Hangi devirde yatak Tabii ki örtüsünü de renkler ve kullandın zevkler diyecek. tartışılmaz. Tabii Benim ki zevkime arkadaşım. Evet. uymadığı için ben bu puanı Evet. layık gördüm aslanım. O zaman puanını görelim. Görelim. Puanım 4. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü kısa kısas yapıyor arkadaşlarım. Tabii ki evim hiçbir şekilde 4 puanı hak etmiyor. Tamamen kendi tercihleri, kendileri avantgard sevebilir. Ben sade seviyorum ve bu şekilde düzenledim. Saygı duyuyorum. Canım sen düzenlememişsin ki. Sana Ben göre ben düzen de senin görmedim. evini düzenlemiş olarak gördüm. Ama hani demek ki sana verdiğim o 5 puan bile çok Doğrudur, fazlaymış. doğrudur. Ben de o puanı hak etmediğimi düşünüyorum. Daha fazlasını hak Tabii ki ediyordum. tercih meselesi bir Tabii şey ki de diyemiyorum. tercih meselesi tabii. Evet. Peki. Seninle devam edelim. Ev çok boş. Tablo yok, ayna yok, aksesuarlar yok. Koltuklar Chester, perde çok düz. Çeyiz çok az. Yatak odası karmaşık.
Karmaşık. Karmaşık. Neresi evet. Karmaşıktı? Tablon olmamış oraya mesela. Tamam, öyle tablo diyeyim. Olmamış bir puan, evet. Ondan sonra, şimdi burada puanları tek tek elemenin bir anlamı yok. Yok, tablo olmamış dedin, tamam. Yatak odam ben çok karmaşık dedin ya. Ben sadece genel olarak konuşuyorum. Yatak odam çok karmaşık ama sonra... karmaşık olacak herhangi bir şey yoktu. Boş dedin ya yatak odam için. Evet, ne yatak var odam yatak boşsa odamda? O zaman demek ki karmaşık diyorsun ama... Karmaşık derken renk karmaşası var. Renk karmaşası ben orada görmedim ama... Efendim Gülhan. Bizim avizelerimiz o kadar yorum yaptı ki ben böyle bekledim. Bütün odalarına uygun bir avize bekledim. Balkona asılmayacak avizeyi getirmiş yatak odasına asmış aslında. Onlar balkona asılmıyor siyah. Zaten. Abajurları, gorlu. Balkona asılmayacak. Evet, asılmayacak evet. Diyorum yani zaten. Yani yatak odasına olmayacak balkona ben. Balkona bile olmaz diyor. Seyircilerimiz yani zaten hak verecektir diye düşünüyorum tabii ben. Tabii ki. Onun dışında ikramlıkların çok çok az arkadaşım. Yani evine gelen misafire 6-7 tane, 8 tane ikramlık koyulmaz o yuvarlak lokumlardan. 13 tane toplamlı çeşitim vardı. Az olduğunu düşünmüyorum ama. Ben ikramlıktan ağzından bahsediyorum. Aslı Hanım, her ikramdan 2 tabak vardı çeşit olarak. Samsun'da genellikle bol bol koyarlar. İlk baş gözü doyururlar, sonra mideyi doyururlar. Evet. Bunu ben dolu arkadaşlar. Olduğunu düşünüyorum. Çeyizde çok el emeği göremedim. Neredeyse el emeği hazır, göremediniz. Hazır arkadaşım. Annemin o pike takımları, yemek örtüleri, yatak örtüsü bunlar hep arkadaşım, el emeğiydi ama. Arkadaşım yarın bana geldiğinde çeyiz görürsün. Tabii ki sen 8 aylık evlisin, ben 3 yıllık evliyim. 8 aylıkla alakası yok. Şimdiki şuradan gelinler çeyize çok önem vermiyorlar açıkçası. Ben yeni gelinler. 9 senelik yani. Evliyim, 9 senelik. Evet, belki sen toparladığını düşünüyorum. Ben çünkü hiç toparlamadım. Gel. Yes, yeni 9 yıllık çeyizin. Hayır, senin de paketli. O zaman sen de topladın onu. 9 yıllık çeyizin ben o kadar temiz. Benim 3 yıllık çeyizim. Yani yanlış sağdan bir tabir soldan bence Aslı Hanım. Düşünüyorum. Ben Diyarbakır kızıyım. Bir açıklama gelineyim. Yapabilir benim iki miyim? İki tarafta bolca yaptı. Gördünüz Aslı zaten. Aslı Hanım, annem benim 13 yıldan beri, 13 evet. Yaş, 10 yaşımdan beri çeyizlerimi yaptım. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Çeyizlerimde, pike takımlarımda hafif hafif sararmalar vardı. Bana evet. Yıldan önce birikmiş. Ama havluları 9 yıllık bir havlu değildi. Benim havlu ben bile... Ben yıkıyorum. Temiz bir baranım çünkü. Yıkasan mı? Bile paketten çıkmış hatta gibi olmaz. Hatta çıkardığımı da gösterdim size Aslı Hanım. Onu paketten bile yıkıyorum ben. Çıkmış gibi. Beyaz sodayla. Ay evet. Çok güzel bir şey verdin. Ne yapıyor beyaz soda? Beyazlatıyor Aslı Hanım. Ha bak güzel. Havlularım eskidiği zaman havlularımdan onu söküyorum. Başka havluya takıyorum. Ben değerlendirmesini biliyorum çünkü. El emeği, göz nuru. Tamam havlunu değiştiriyorsan demek ki o 9 yıllık bir çeyiz değildir. Sadece dantelin 9 yıllıktır o zaman. Ya onu bu geçelim tamam gelir. Kazı parçalar vardı. Evet, arkadaşlar hepiniz gördünüz. Görmediniz mi? Ben kendim söyledim. Hazır parçalarım vardı diye. Bir puanını görelim. Yani. Ardından konuşalım. Tamam.